Balık kavağa çıkınca deyimini bilir misiniz? Bir şeyin ne kadar zor, ne kadar imkansız olduğunu anlatmak için kullanılır. Öyle ya balık bu. Ne ayakları var, ne kanatları var. Uçsa uçamaz, koşsa koşamaz, tırmansa tırmanamaz. Yapabildiği tek şey yüzmektir. İnsanların büyük bir kısmı sudaki herhangi bir balığın o koskoca kavakta ne işi olacağını düşünür çıkamayacağını düşünür. Yapamayacağını düşünür. Asla başaramayacağını düşünür. Peki ya ben? Ben o balığın o kava çıkabileceğine inanırım. Evet, balık kavağa çıkar. Hem de öyle bir çıkar ki yeter ki bunu istesin. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Kava çıkmayı başaran bir balığın hikayesini. İçinde yaşadığımız zamanın ve bu toprakların çok ötesinde bir yere götüreceğim sizi 1900'lü yılların başına. Bilirsiniz bir ortamda arabalardan konu açıldığı zaman gözler hemen erkeklere çevrilir. Karşıdan son model bir araç geçtiğinde, bir marka yeni bir model ürettiğinde ya da birine bir araba parçası gerektiğinde falan laf erkeklerin arasında döner durur. Otomotiv sektörü sadece erkeklerin ilgi alanıymış gibi düşünülür aynı ortamda ev işleriyle, temizlikle, mesela cam silmekle alakalı bir konu geçtiğinde ise gözler hemen kadınlara çevrilir. Bu tarz konular sadece kadınların ilgi alanıymış gibi düşünülür. Bundan 120 sene evvel Mary Anderson isimli bir kadın bir gün New York'u gezmeye gitti. Dışarıda yoğun bir kar yağışı vardı, bir tramvaya bindi. Tramvay sürücüsü az ileride tramvayı durdurdu. Aşağı indi. Ön camı temizledi. Ardından tekrar koltuğuna oturarak tramvayı sürmeye devam etti. Kar o kadar hızlı yağıyordu ki tramvay sürücüsü sık sık tramvayı durdurmak ve aşağı inmek zorunda kaldı. Mary Anderson bir müddet tramvay sürücüsünü izledi, izledi. Onun sağa sola giden kol hareketleri bir şeyler çağrıştırdı. İlham oldu da diyebiliriz aslında. Ve bu sayede camı temizleyecek daha pratik bir yöntem üretmeye karar verdi. Evet. Bugün sıklıkla kullandığımız ve hayatımızı ciddi ölçüde kolaylaştıran cam sileceklerinin mucidi bir kadındır. Ve bu kadın, yani Mary Anderson, ürettiği bu çubuk sayesinde bütün dünyaya ben de varım diyebilmiştir. İçindeki üretme tutkusunu destekleyerek birçok insana ulaşabilmiştir. Biliyor musunuz? Asıl mesleği sığır yetiştiriciliğidir aslında. Fakat o ürettiği bu çubuk sayesinde kendi çiftliğinin sınırlarını aşmış, çok uzaklara ulaşmıştır. Peki, bu hep böyle mi olur? Yani bir insan tutkularının peşinden gitmek için mutlaka sınırlarını zorlamak zorunda mıdır? Ya da şöyle sorayım, her kadın Mary kadar şanslı mıdır? Elbette hayır. Her kadın Mary kadar şanslı değildir. Bazı balıklar da o kava çıkmadan, sınırlarını aşmadan kendi sularında kalarak başarırlar bunu. Mesela benim anneannem, yörük kadını Hayriye. Söz hakkı tanınmadan, öyle isteyip istemediği falan sorulmadan babasının zoruyla yapılmış bir evlilik düşünün. Eşi kendisinden 30 yaş büyüktü. Çarşıya gitmesi dahi yasaktı anneannemin. Bu yüzden koskoca ömrünü iki odalı bir evde geçirdi. Biliyor musunuz? Hiç sevgi görmedi benim anneannem. Eli hiç tutulmadı mesela. Saçı bir kere okşanmadı. Bugün ne güzel olmuşsun. Elbisen çok yakışmış. Ellerine sağlık hayatım. Yemek şahane olmuş. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Cümlelerinin hiçbirini duymadı. Yani diğer balıklar kadar şanslı değildi benim anneannem. Okyanusu, denizi, gölleri, nehirleri unutun. O iki odalı ev var ya, orası benim anneannemin daracık fanusuydu. Buna rağmen bir kez olsun kendini umutsuz hissetmedi. Onun yerine bir başkası olsaydı belki çoktan pes etmişti ama anneannem hayata hiçbir zaman küsmedi. Ne yaptı biliyor musunuz? farklı şartlara sahip olamayacağını anlayınca sahip olduğu şartları güzelleştirmeye çalıştı. Yaşadığı bütün zorluklara rağmen hayata tutunabilmenin bir yolunu buldu. İçinde kalan bütün ukdeleri, bütün hayallerini ve bütün umutlarını bir tutkuya bağladı. O tutku, anneannemin çıkartamadığı sesi oldu. O tutku onun küçücük dünyasındaki büyük mücadelesi oldu. O tutku üretmekti. Söyleyemediği ne varsa her birini iğnenin deliğinden geçirip önündeki kumaşa batırdı anneanne. İçinin yangınını, içinin baharını, içinin dört bir yanını kaneviçe yaptı ve tek tek işledi. Dedem ona bir kere bile çiçek almamıştı mesela belki de bu yüzden. Anneannem evde bulduğu bütün boş kutuların içine rengarenk çiçekler dikti. Ben basit bir salatalığın bile hiçbir şekilde ziyan olmadığını ondan öğrendim. Anneannem soyduğu bir salatalığın içini jacağıa doğrar, kabuğunu ise önce yüzüne yapıştırır, ardından artan yemeklerle birlikte tavukların önüne koyardı. Harika bir terziydi mesela. Dikiş masasının başına oturup birbirinden güzel elbiseler dikerdi. Etekler dikerdi, pantolonlar, yelekler, gömlekler dikerdi. Mahalledeki bekar kızların hepsine gelinlik dikerdi. Hani terzilik işlerinden minicik kumaşlar artar ya. İşte anneannem o minik kumaşları hiçbir zaman değersiz görmezdi. Çöpe atmazdı. Onları yan yana getirip ucuca ekleyerek kırk yama örtüler dikerdi. Tıpkı anneannemin diktiği bu kırk yama örtüde olduğu gibi bu hayatta hiçbir şeyin boşa gitmediğine onun sayesinde defalarca şahit oldum. Bir şeyin mutlaka başka bir şeye dönüştüğüne defalarca şahit oldum. Sonra kendime baktım, içimdeki üretme aşkına baktım ve anneanneme dair izler gördüm. Ben anladım ki bir kuşaktan diğer kuşağa sadece saç şekli, göz rengi, boy uzunluğu falan değil. Hayata baktığımız pencereler de aktarılıyor. Tutkular da aktarılıyor. Umutlar da aktarılıyor. Evet, tıpkı anneannem gibi sahip olduğum şartları iyileştirmeyi çok seviyorum. Bir şeyi başka bir şeye dönüştürmeyi çok seviyorum. Olduğum yerde öylece oturmak yerine ayağa kalkmayı, bazen küçük, bazen de büyük şeyler üretmeyi çok seviyorum. Hiçbir şey yapamasam mesela o gün sıktığım bir limonun kabuğunu çöpe atmamayı deniyorum. Onu ince ince doğrayıp kuruttuktan sonra limon aroması elde ediyorum. Mimarlık fakültesinde okurken derslerim hayli ağır olmasına rağmen bir tasarım ofisine girip çalışmaya başlamıştım. Mekanlar tasarlamıştım, projeler üretmiştim. Onca yoğunluğa rağmen bana bunu yaptıran şey içimdeki üretme tutkusu olmuştu. Ya da sosyal medyada sadece gittiğim bir yeri ya da yediğim bir yemeği paylaşmaktan öte, insanların hayatına dokunabilecek, belki birkaçının yarasına merhem olabilecek yazılar yazma çabam işte bu yüzden. Anneliğimin en zor, en yoğun zamanlarını hatırlıyorum. Böyle zamanlarda ufacık boşluklar bulabilirdim ancak. Mesela ocağın başında çorba karıştırmak gibi. İşte böyle anlarda elimdeki telefonun notlar bölümünü açıp kelime kelime yazdım ben ilk kitabımı. Ardından sağlık problemleriyle sınandığım o zor zamanlarda içinde çokça umut barındıran ikinci ve üçüncü kitaplarımı yazdım. Beni iyileştiren şey tutkum oldu. Beni iyileştiren şey üretmek oldu. Tabii öyle hiç yani hep koşmadım. Bazen hiçbir şey yapmadığım zamanlar da oldu. Böyle zamanlarda tüm kalbimle inandım. Bir insanın yaşadığı bütün aksaklıklara rağmen hayatı bir ucundan sıkı sıkı tutabileceğine inandım. Kış kıyamet demeden kırıldığı o yerden yeniden yeşerebileceğine inandım. İnceliklerden zerre kadar anlamayan insanlara denk gelsem dahi kendi bahçemi yeşertmekten asla vazgeçmemem gerektiğine inandım. Hayat bana metrelerce kumaş vermediğinde, yani elimdeki kumaş bir elbise bile etmediğinde, oturup halime üzülmek yerine ayağa kalkmaya inandım. Hayatın bana verdiği minik mutlulukları tıpkı anneannemin kırk yama örtüsü gibi yan yana ekledim, diktim ve çoğalttım. Bu yüzden bu resimde görmüş olduğumuz şey sadece bir örtü değil aslında. Bu örtü var ya, bu örtü benim bu hayatı oldurma şeklim. Ben inanıyorum ki bizler tutkularımızın ardından gittiğimiz zaman karşımıza çıkacak zorlukları daha güçlü göğüsleyebiliriz. Olumsuzluklar üst üste geldiğinde şöyle bir bakarız etrafımıza, e birkaç küçük mutluluk bulur ucuca ekleriz. Düştük mü? Kalkarız. Dağıldık mı? Toparlanırız. Önümüze bir engel mi çıktı? başka yol seçeriz. Başarısız mı olduk? Biz de yeniden deneriz. Yeter ki şunu hiç unutmayalım. Yarınlar sayısız yeniden başlama fırsatı sunar ve hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Eğer istersek çorak topraklarda bile çiçekler açtırabiliriz. Eğer istersek, eğer gerçekten istersek biz o kavağa çıkabiliriz. Teşekkürler.